İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Bahçıllar'la Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kasım Karataş, terörle mücadeleye katılmış 225 güvenlik görevlisiyle görüştü. Güvenlik görevlilerinin eve dönüş sonrası iyilik hallerini ortaya koyan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Bir yandan zorlu arazi şartları, zorlu iklim koşulları, saatler süren yürüyüşler bu terörle mücadele harekatının zorluklarının fiziksel boyutunu oluşturuyor. Bunun yanında eş, çocuklar ve sevdiklerden uzakta bulunmaktan kaynaklı ruhsal sorunlarla da karşılaşabiliyorlar. 6 ay süren araştırmada öğretim görevlisi başlılar çarpıcı sonuçlara ulaştıklarını ifade etti. Her 10 güvenlik görevlisinden yaklaşık 9'u ailesiyle yeterince zaman geçiremediğinden söz ediyor. Her 5 güvenlik görevlisinden 4'ü arkadaşının yaralanmasına tanıklık ettiğinden söz ediyor. Her 5 güvenlik görevlisinden 3'ü arkadaşının şehit oluşuna tanıklık ettiğinden söz ediyor. Her 4 güvenlik görevlisinden 3'ü bir terör saldırısına maruz kaldığından söz ediyor. 2 ila 5 yıl arasında ailelerinden ayrı kalarak görev yaptığı belirtilen bu güvenlik görevlilerinin ruh sağlığı için hizmet almaları gerektiğine dikkat çekildi. Sosyal hizmet uzmanlarına, psikologlara, hekimlere ve psikiyatristlere önemli roller düşmekte. Eve dönüş yapmış güvenlik görevlileriyle ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi. Sağlık Bakanlığı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ve, ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından protokoller oluşturularak farklı bakanlıkların işbirliği halinde çalışması büyük önem taşımakta. Bu noktada ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sosyal hizmet uzmanlarının istihdam edilmesi ve bu alanda görevlendirilmesi gerektiği dile getirildi. Aslında bu alanda ruhsal çöküntüler yaşanmaması için sistemsel bir düzenlemeye gidilebileceğine de dikkat çekildi. Onların ve ailelerinin hayata daha sağlıklı devam edebilmesi için yapılabilecekler şöyle sıralandı. Terli mücadele harekatında 2 ila 5 yıllık uzun bir sürede bu bölgelerde bulunması yerine 3-4 aylık sürelerle periyodik olarak görev değişimlerinin yapılması. Güvenlik görevlilerinin aileleriyle beraber devlet destekli olarak tatile gönderilmeleri. Yine güvenlik görevlilerinin aileleriyle zaman geçirmesini arttırmasını sağlayacak sosyal politikalar geliştirmesi.